Türk sinemasının 99. doğum günü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu etkinliklerin ilki Erol Günaydın anmasıyla başladı. Biz de sanatçının yakın dostlarıyla bir araya geldik. Hemen sonra çok değerli tiyatro sanatçısı Zihni Göksay'la sohbete başlayacağız. Şimdi haberimizi izleyelim. Kasım 1914, sinemamızın doğum günü. Bu doğumu ilk Türk sinemacısı Fuat Uskunay'a borçluyuz. Ayas Stefanos'taki 150 metrelik Rus abidesinin yıkılışını görüntüleyen Uskunay'ın kaydından hiçbir kopya günümüze ulaşmadı. Ama bu film 99 yıllık serüvenimizin başlangıcı oldu. İşte bu anlamlı yıl dönümü bir dizi özel etkinlikle kutlanıyor. 17 Kasım'a kadar devam edecek etkinlikler kapsamında Muhsin Ertuğrul'dan Metin Erksan'a Türk sinemasına büyük katkı sunmuş ustalar anılıyor. Özel haftanın ilk etkinliği geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta oyuncu Erol Günaydın'ı anma programıyla başladı. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Hep babam çıktığı için ben alışıklıyım. Anma töreninde Günaydın'ın ailesi, yakın dostları ve sevenleri de hazır bulundu. Erol abi benim konservatuarlarımdan bir tanesiydi. Onu kaybettiğim gün konservatuarlarımdan bir tanesi kapandı. Şu anda bence çok iyi işler yapılıyor Türk sinemasında ama geçmişte de yani 70'li yıllarda da çok güzel işler yapılmış o günkü koşullara ve olanaklara rağmen. Kendisiyle Anadolu'yu dolaştık, bir karavan yaptırdı, o karavan açılıp sahne oluyordu, o sahnenin üstünde orta oyunu ve Karagöz Kukla oynanıyordu. Almanya'ya kadar gittik onlar, orada 23 Nisan'da Karagöz oynattık, orta oyunu oynattık ve kendisiyle bu yolda çok çalışmalarımız oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Böyle Erol abiyle ilgili işte kızları, Rasim, onu çok sevdiği insanlar bir araya gelsek sanki hiç ölmemiş gibi hissediyorum. Çünkü o da böyle isterdi, biz hiçbir zaman onu böyle ahlarla vahlarla anmadık. Besleyen iki sanat disiplini sinema ve tiyatro ve ikisinin de aynı tarihlerde böyle yıl dönümlerini kutlaması da bence hani dalya demeleri de çok güzel bir tesadüf. Sinemanın 100. yılı yaklaşırken tiyatronun da olduğu gibi sinemamızın önemli isimlerinden, büyük ustalarından birkaç kişiyi 99. yılda hatırlayalım, 100. yıla bir hazırlık olsun istedik. Çok değerli tiyatro sanatçımız Zihni Göksay burada bizim stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk efendim. İzlerken duygulandığınızı buradan hani gördük. Hepimiz tabii öyle. Duygulanmamak elde değil. Tabii yani insan çok değerli arkadaşlarını, abilerini kaybettiklerini bir vesileyle bir şekilde anılmasında tabii çok hoşlanıyor ama bizim tabii yaramıza tuz basılıyor, acımız tazeleniyor. Çünkü birlikte, çok seneler birlikte çalıştığımız insanlar, kendisinden feyiz aldığım bir insan Erol Günaydın. Ve özellikle Ramazan aylarında çok birlikte oluyorduk. Geleneksel Türk tiyatrosundan, Karagöz'den, Hacivat'tan, evet, orta oyunundan, Meddah'tan örnekler birlikte çok çalıştık. Hatta bir gün bana dedi ki, ya Zihni dedi, ne var? Biz dedi 11 ay duruyoruz dedi. Bizi güllaç mıyız? Ramazan'da hatırlıyorlar bizi dedi. Çok gülmüştük. En son şeyde Yedikocalı Hürmüz'de birlikteydik. Üç arkadaş Halit Akçatepe. Kendisi ve ben. Güzel şeyler, kitaplarını, anılarını yazdı. Bana da imzalayıp vermişti. Hatırlıyoruz saygıyla. Çok şey öğrendik komedi adına. Hatıraları daima önümüzde bir şey olarak, rehber olarak durmaktadır. İzinden gidiyoruz. Bizim orada yaptığımız sohbetlerde de arkadaşları hep dediler ki hani biz onu hep böyle gülerek sanki hep aramızdaymış gibi anmak istedik. Çünkü o da öyle isterdi. Öyle isterdi. Hep böyle karamsar tablolar çizmezdi.
saman alevi gibiydi. Bazı şeylere sinirlenir, bağırır çağırdı. Çok da %99 haklı olarak. Hı hı. Ama o çok uzun sürmezdi. Yine gülerdi, güldürürdü. Ve onu eğlenceliyle faydalıyı bir arada sunmaya çalışan bir abimizdi. Hem şey yapar, bir şeyler öğretirken didaktik değildi. Şöyle şöyle olursa daha şöyle yapalım. Hı hı. Böyle yapalım daha iyi olur filan derdi. Yani o sahneden önce, çekeceğimiz sahneden önce şöyle küçük bir ayaküstü bir şey yapardık, konuşma. Küçücük bir mini açık oturumlar yapardık. Böyle olsa böyle daha mı iyi olur diye. Sizden hani tiyatroyu sormadan tabii ki olmaz. Hani kişisel olarak da sormak istiyorum. Uzun zamandır sizi göremiyoruz tiyatro sahnelerinde ama çok da özledik. O süreç, hani tiyatrodan ayrı kalma sürecini birazcık sormak istiyorum size. Çok uzun zaman değil. Ben bizim için uzun tabii, galiba. Geçen sene tam bu ayda iki tane büyük ameliyat geçirdim. Evet. Birisi koroner bypass ameliyatı. Çok geçmiş olsun. Teşekkür çok iyi ederim. Görünüyorsunuz gerçekten. Çok 26, harika görünüyorsunuz. Sağ olun. 26 kilo zayıfladım. Şekerim, tansiyonum falan kalmadı. Bir rektifiye olduk. İyi oldu. Buradan sevgili doktorlarıma tekrar çok teşekkür ederim. Siyah Mersek'teki veyahut da Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde. Aradan 15 gün sonra büyük bir mide ameliyatı geçirdim. İkisinin de nekat devresini atlattım. Gayet iyiyim. Yani tiyatroda oynamıyorum çünkü şehir tiyatrosundan emekli olmuştum zaten. Konuk sanatçı olarak devam ediyordum. Ondan sonra da onların verdikleri parayla benim matematiğim uymadığı için teşekkür ettim. Oynamayacağım dedim. Şimdilik oynamıyorum. Yani Lüks Hayat'ı 28 sene oynadım. Evet. Tamam. Guinness Rekorlar kitabına aday da gösterildim. Ama bundan sonra oynamam. Başka bir tiyatroda, başka bir oyunda oynarım ama şehir tiyatrosunda Lüks Hayat'ı oynamam. Umarım sizi ileriki zamanlarda oyunlarınızla, İnşallah. Filmlerinizle, dizilerle, nerede olursa olsun sizi görmek bize çok iyi geliyor kesinlikle. Teşekkür ederim. Türk sinemasının 99. yılı dedik. Türk tiyatrosunun 100. yılı. Evet, Türk tiyatrosunda aynı şekilde. Hani bizde birazcık at başı gidiyorlar. Gerçi dünyada da biraz öyledir ama Türkiye'de biraz daha ikisi hep beraber yürüdü galiba. Muhsin Ertuğrul'dan da dolayı tabii evet. ki. Türk tiyatrosunun baş öğretmeni Muhsin Ertuğrul, tiyatronun kurucusu ve Türk sinemasının da kurucusu bir yerde. Evet. Onun için birini bir yıl sonra kurmaya başlamışlar. Onun için 99 oluyor. Evet, Muhsin Ertuğrul bizim hocamız, en büyük baş öğretmenimiz Türk tiyatrosunda, kurucusu ve sinemanın da öyle. Muhsin Bey'le de çalıştım. Beni Türk tiyatrosunda kadroya o aldı. Şehir tiyatrolarına Ankara'dan dönüşümde 10 senelik bir özel tiyatro meydan sahnesinden sonra şehir tiyatroluna İstanbul'a dönüşümde beni tiyatroya Vasfi Rıza Zobu aldı. Ama 6 ay sonra da kadroya Muhsin Ertuğrul aldı. İkisinden de çalıştım, ikisinden de çok şey öğrendim. Kesinlikle. Evet. Peki birazcık da çok hızlı bir şekilde evet. Kemal Sunal'dan da bahsetmek istiyoruz. Onu da burada analım. Doğum günüydü geçtiğimiz günlerde ve bu hafta sonu Malatya Film Festivali'nde de kendisi anılacak memleketinde. Sizin de birlikte çok güzel filmleriniz var gerçekten. Kemal'cimle onun ısrarı üzerine ben şehir tiyatrosunda çok yoğun çalıştığım için o yıllar Yeşilçam'la ve şeyle Türk sinemasıyla pek ilgim olmadı. Zaten bu yaşa kadar da 20 tane film yaptım. Ama Kemal'den 3 tanesi Kemal'lendir. Tosun Paşa, Atla Gel Şaban, ikisi de klasik hale geldi. Kesinlikle defalarca artık kaç kere izlediğimizi ben hatırlamıyorum bile. Meraklı Köfteci. Üçünde birlikte olduk. Çok da sevdiğim, ayrıca çok yoğun çalışmaları içinde çok üretken Türk tiyatrosu ve Türk sineması için özellikle Türk sineması için çok değerli bir aktördü. Zamansız kaybettik. Rahmetle anıyorum. Geçen günde eşi Gül'ün Malatya Film Festivali'ne ait işte oradaki sergiyle ilgili konuşmalarını televizyonda izledim. Çok gururlandım. İşte kardeşim de benim çok canım dostum, kardeşleri Cengiz Sunal, Cemil Sunal. Onlarla görüşüyorum. Hasret gideriyoruz. Sanki Kemal varmış gibi. O da aynen hala aramızdaymış gibi. Evet, evet, evet. Biraz... Oğlunu görerek iftar ediyoruz. O da armut dibine düşer, o da güzel şeyler yapıyor. Çok başarılı bir oyun. Başarılı. Kesinlikle evet, öyle. Evet.
Birazcık da Türk mizahını sormak isterim size. Hani Yeşilçam dönemi, o zamanki tiyatrolar ve şu andaki yeni Türkiye sineması dediğimiz şey hani gerçekten çok keskin çizgilerle ayrıldı birbirinden. Yani şu anki mizah anlayışı, o zamanki mizah hani ne söylemek istersiniz, nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle, mizah için en büyük malzeme zannederim Orta Doğu, Balkanlarda ve Avrupa'da, dünyada. Dünyada mizahın gelişmesi için karikatürün, yani sözlü mizahın, yazılı mizahın basında olsun, televizyonda olsun, tiyatroda olsun mizahın gelişmesi için en mümbit, en verimli bir toprak Türkiye'dir. Ama yeter ki bunu hazmedebilecek insanlar olsunlar. Yani hakaret yok ama eleştiri her zaman vardır. Türk tiyatrosunda da, Türk sinemasında da, Türk karikatüründe de vardır eleştiri. Bunları hazmedebilecek insanlarla. Çünkü ikisinden de, üçünden de politikadan soyutlayamayız üçünü de. Mutlaka bir politik, bir espri, bir gönderme, altı kalın kalemlerle, flomasterle çizilmiş şeyler vardır. Ama bunun için çok kişiler şimdiye kadar çok zarar gördüler. Yani siyasiler bazı şeyleri hazmedebildiler. Ve bazı insanlar bu yüzden gadire uğradılar. Hı hı. Şimdi eğlenerek bakmalı bazı şeylere. İnsan kendinden taklit edilmesini, dalga geçilmesini hakaret babında demiyorum ama eleştirisel açıdan hoşgörüyle karşılamalı. Hı hı. Türk mizahı, rahmetli Aziz abi onu öyle yorumladı. Bir gün ben çok sinirlenmiştim bir olaya şehir tiyatrosunda 1975-76 sezonunda onun bir oyununu oynuyorduk. Sinirlendim çünkü oyunun sorumlu nöbetçi rejisörüydüm. Bir takım eksikler vardı. O da oyunu seyretmeye gelmiş kendi oyununu Pırtlatan Bal diye bir çocuk oyununda. Ben de başrol oynuyorum. Sinirlendim, bağırıp çağırdım. Oyunun yazarı burada, şunlar eksik, bunlar eksik, hala gel. Beni çağırdı, dedi ki, sinirlenme dedi. Bak benim başıma bu ülkede neler geldi dedi. Fakat dedi ben hala üretmeye çalışıyorum. Şunu dedi, yazıhanende karşıda dedi bir şey varsa, mantar varsa şunu yaz, yapıştır ve ona bak her sabah dedi. Duvarı nem, insanı gam yıkar dedi. Çok güzel. Kesinlikle öyle. Çünkü stres hakikaten benim bypass'ıma da sebep strestir. Yani ama ben böyle paket paket sigaralar içen, ondan sonra alkol tüketen, şunlar böyle bir insan değilim. Ama stres ve 49 senenin yorgunluğu benim üç damarımı değiştirdi ama şimdi gayet iyiyim. Kesinlikle çok iyi görünüyorsunuz. Sizinle sohbete gerçekten doyum olmaz. Çok teşekkür ediyoruz Zihni Bey, konuk olduğunuz için. Sizi tekrar burada ağırlamak istiyoruz. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Programı